Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden yanlışlıkla unutarak zorlanarak yaptıkları şeyin günahı kaldırılmıştır diyor. Fakat yanlışlıkta da olsa yapılan bir fiilin, eylemin sorumluluğu devam etmektedir. Adam yanlışlıkla birini öldürdü. Adam yanlışlıkla bir borç senedinin altına imza attı. Binaenaleyh yanlışlıkla yapıldı diye bu hiç yapılmamış anlamına gelmiyor. Kaldı ki burada yanlışlıkla yapılan şey bir günah unsuru taşıyan bir şey değil. Ne demiş? Maaşımın tamamını tasadduk edeceğim demiş. Fakire fukaraya vereceğim diye adakta bulunmuş. Bu adağını yerine getirmesi gerekir. Fakat bu adağını yerine getirdiğinde kendisi eğer çaresiz kalacak kendisi bir zora girecek e, ihtiyaç hali belirecek durumda ise o zaman bunu e, bölerek kendisine efendim e, bir problem teşkil etmeyecek şekilde dağıtabilir. Sözgelimi 20 bin lira maaş alıyor. ayda bin lira bin lira olarak verebilir. Fakat doğru olanı 20 bin liranın tamamını, tasadduk etmesi kendisi o ayı nasıl geçirecek işte borçlanarak harçlanarak daha sonra ödemek üzere peyderpey taksitlendirmek suretiyle bir program kendisine yapar niye çünkü insanlar ağızlarından çıkan şeyle muhataptırlar bunu e, böyle söylemiş yanlışlıkla söyledi ifadesi yani kendisini kimse zorlamamış kimse Böyle bir e, ifadede bulunması noktasında da kendisine bir telkinde bulunmamış. Kendisi böyle bir sözü söylemiş. Ondan sonra bu sözün ne anlama geldiğini düşününce sonuçlarını düşünmeden ben böyle bir sözü söyledim diye tedirgin olmuş. İşte ben bütün maaşımı verirsem ne yiyeceğim, ne içeceğim diye. O güne kadar ne yiyordu, ne içiyorduysa yine aynı şekilde devam edecek. Çünkü işe girdi, işe girmesinin bir e, şükranesi olarak böyle bir şeyi dile getirmiş. Dile getirdiği bu nezri de adağı da yerine getirmesi gerekir. Çünkü adadığımız şeyleri yapma mecburiyetimiz var. Artık onlar bize vacip olmuş olur. Diğer taraftan annelerimizle babalarımızla iyi geçinmek durumundayız. Onlara karşı ihsan kıvamında davranmakla yükümlüyüz böyle emrolunduk. Onun haricinde onlarla tartışmamız mevzu bahis olmaz. Binaenaleyh aramızda annemle para mevzuyu geçti. Herhalde annesi kendisinden para istediyse e, benim param yok yetişemiyorum. Çok param olursa sana çok para veririm türünden bir laf etmiş olması annesiyle para mevzuunda ileri geri konuştuğu türünden bir anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum Vasile Hocam siz nasıl düşünüyorsunuz? ...annelerle, babalarla bu tür tartışmalara girmek doğru değil. Onların efendim haksız olduklarını... ...bize karşı haksız davrandıklarını... ...onlara karşı ispat etmek gibi... ...bir terbiyesizliğin tabiri caizse... ...içine girmemiz doğru olmaz. Anne baba evlatlarına karşı her zaman haklıdır. Sadece Allah'a isyan olan bir hususu dile getiriyor... ...ve ısrar ediyorlarsa... ...o zaman onların bu noktadaki ısrarlarına ve sözlerine itibar edilmez. Ama onun haricinde annemiz babamız bizim veli nimetlerimizdir. Cenab-ı Allah kendisine ibadetten sonra anaya babaya iyilik yapılmasını emretmektedir. Bu iyilik yap yapılmasının da adabı vardır, yolu yöntemi vardır. Al işte istediğim parayı getirdim diye başa kalkmak suretiyle değil Aksine verirken de hizmet ederken de minnet duygularıyla bunu yapmak gerekir. Anneciğim senin bana yaptıklarının yanında bunun hiç e, adı bile anılmaz. Senin hizmetlerinin, senin benim yetişmemde bugüne gelmemde katlanmış olduğun sıkıntıların yanında bunların hiç lafı edilmemesi gerekir. Onun için lütfen hiç e, rahatsız olmadan buyur diye böyle e, ambalajlı sözlerle gayet güzel muamelelerle üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmemiz lazım gelir. Aksi halde bazen iyilik yaparken hani Türkçemizde bir laf vardır. Kaş yaparken göz çıkartmak diye. Annemizi, babamızı kırabiliriz, rencide olabilir. Bin bir yabancıya belki böyle bir muamelede bulunabilir ama insan yakınlarından çok incinir. Yani insan uzaktaki bir kimseden bir beklentisi olmadığı için ondan gelecek bir şey nasıl gelirse gelsin hüsnü kabul ile gelir. Ama kendi yakınındaki birinden hele de evladından iş söz konusu olunca o zaman onda daha bir nezaket beklentisi devreye girer. Çünkü bir yönüyle de kendi fedakarlıklarını kıyas eder, göz önüne getirir. Bu yönüyle değerli kardeşlerim annelerimize babalarımıza çok hassas olmamız gerekiyor. Bundan dolayı da nitekim Kur'an-ı Kerim'de öf bile demeyin diyor. Yani bir bıkkınlık bir üşen üşengeçlik bir usanmışlık alameti şeklinde işareti şeklinde anlaşılabilecek bir imada bir sözcükte de bulunmayın diyor ki bu husus çok önemli bir husustur. Onun için anne ile babayla ile ...para tartışması yapılmaz... ...para mevzuu yapılmaz... E, ...nitekim bir hadis-i şerifte Efendimiz... ...sen de malın da babanınsın diyor... ...yani e, bizim... ...varlık sebebimiz olan annelerimiz... ...babalarımız bizim her şeyimize sahiptirler. Bu yönüyle elbette bir denge güdülmesi gerekir. İnsan annesine babasına elinde avucundakini verip de çoluk çocuğunu mahrum bırakacak, muhtaç bırakacak böyle de olması doğru değildir. Ama annesine babasına verdiğini de gözünde büyütmemeli. Bunlarla ilgili şu hususu unutmamalı. Anne baba elinde avucundakini evlatları için seve seve verebilirken, seferber ederken eğer evlatlar işte abim versin, ablam versin, kardeşim versin türünden başkalarına bir adres gönderme yönelimine giriyorlarsa çok yanlış yapıyorlardır. Kim yaparsa o kazanır. Yapmayan, yapamayan eğer kavlun ma'rufun hayrun min sadakatin yetba'uha ete güzel sözle, gönül alıcı sözle telafi edebiliyorsa ne ala eğer onu da yapamıyorsa Hakikaten ana babası duası almadan, onları memnun etmeden, razı etmeden şu dünya hayatında huzur bulmak da mümkün değildir. İnanın eğer şöyle bir tahlil edecek olsak, ana babamızı kırdığımızdan dolayı dünya hayatında bir türlü mutlu olamıyoruz, huzur yüzü göremiyoruz. Onun için özellikle annesi babası hayatta olan kimselerin bunu bir ganimet olarak bilmesi, değerlendirmesi gerekir ki anne babasının duasını alan, hoşnutluğunu alan, rızasını alan dünyası da mamur, bahtiyar, mesut olur.